haşi'atan absaruhum gözleri hoşua ermiş Allah'a boyun eğmiş zelil bir şekilde. Niçin göz? Şimdi ahirette tabi bu anlatılanlar ahirete geldiler. Orada gözler haşi zelil mütevazi bir şekilde. Niçin göz diye? Çünkü bunun eseri gözde gözükür insanın gözünde gözükür. Kalbinin hali aslen mütevazi olan kalp. Bütün azalar da zelil. Her şey Allah'a boyun eğmiş ama eseri gözde gözüktüğü için özellikle göz diyor yani. Ebu Leys rahmetullahi aleyh aktarmış ki Müslümanlar bir önceki derste anlatmıştık ya secde emri gelecek. Müslümanlar gidecek. Harici secdeye gidemeyecekler. O gün işte o gün secdeden kaldırdıkları zaman başlarına Müslümanlar böyle kar gibi ...bembeyaz beyaz olacak inci gibi bembeyaz olacak yüzleri. Yahudi, Hristiyan ve münafıklar ki onlar secde etmeye güçleri yetmeyen insanlar müminlerin yüzlerini gördükleri vakit işte o zaman hüzne düşecek, kederlenecekler ve yüzleri kapkara olacak o an. Secde emri geliyor. Allah'ın dünyadaki secdekar kulları, itaatkar kulları hemen secdeye gidiyorlar. Harici Yahudiler, Hristiyanlar, münafıklar Secdeye gittiler belki dünyada münafıklar ama riya için, Allah için değil. İşte onlar gidemiyorlar. Sırtları dedik ki hani bir önceki dersimizde kemik halinde, demir gibi oluyorlar. Gitmek isteseler de la yastatiyun dedi güçleri yetmez. Hatta geri üstü düşerler diye. Müminler secdeden başlarını kaldırdıkları zaman yüzleri inci gibi parlıyor. Nur. Diğer ayet-i kerimede buyuruyor. Nurum yes'a beynim. Önlerinde yürür nurlar. Yani böyle o kadar zahir oluyor yani. Gördükleri zaman hüzünlenirler, kederlenirler ve yüzleri kapkara olur secde edemeyenler. Secde edenlerin nurunu gördükleri zaman. kuhum <laughs> zille onları bir zillet kuşatır. Sarar onları bir rezillik. Ve kanu yud'auna ila's sucudi daha önceden secdeye çağrılıyorlardı. Vahum salimun. Hiçbir hastalıkları da yoktu ama yapmıyorlar. Neden secde burada özellikle zikrediliyor? Halbuki diğer ibadetler de var yapmadıkları ama Allah hususen burada secdeyi söylemiş. Çünkü o ibadetlerin en büyüğü Allah'a secde etmektir. Onun için özellikle secde burada zikrediliyor. Bazıları demiş ki Allah Subhanahu ve Taala kulunu açık açık secdeye çağırır bazen. Ayet-i kerimede direkt fescudû secdeye gidin diye açık açık söyler Rabbimiz. Bazen de zimden söyler. O da nasıl? Akimus salah, namazı kılın. Neticede namazın içerisinde secdeler var. Namazı kılın daveti olduğu zaman zimden de secdeye davet etmiş olur Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Namaza davet, secdeye davettir yani. Bazen de Resul-i Ekrem'in diliyle açık bir şekilde secdeye davet eder Rabbimiz. O da nasıl? Resul-i Ekrem bizlere nakleyledi. Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi ve vesacid. Kulun Rabbine en yakın olduğu yer neresidir? Secdedir o zaman secde yapın. Fa'ksiru dua duanızı da çok yapın secdede. Secdeye gidip Allah'a dua edin. Yani namazın dışındayken dua etmek için direkt secdeye gidebilirsin. Bu da var. Namazın içindeyken dilin tesbihi söylerken kalbinde haktan yine isteyebilirsin. Bu da var. Açık bir şekilde Resul-i Ekrem e, zimni olarak yine daveti var e, secdeye. O da nasıl? Sallu hamsekum. Beş vakit namazınızı kılın. Bu da zaten secdeye davet. Beş vakit namazınızı kılın. Vesumu şehrakum böyle kalıplı bir şekilde bir çok güzel hadis-i şerif. Sallu hamsakum ve sumu şehrakum ve addu zekate amwalikum ve atiu iza amarakum tedhulu cennete rabbikum. Beş vakit namazınızı kılın, Ramazan ayı orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, başınızdaki emirlere itaat edin, tedhulû cennete rabbikum rabbinizin cennetine girin. Evet. Başka Allah bizi nasıl davet ediyor? Allah'ın davetlerini burada işliyoruz yani. Rabbimiz direkt secde et diye davet eder. Ya da namaz kıl diye davet eder. Veya Resulünün diliyle secde etmeye davet eder. Veya Resulünün diliyle namaza davet eder. veya hutta o zaman her asrın aliminin diliyle davet eder alimler namaz kılmanın faziletini, secdenin faziletini anlatırlar. Onların dilleriyle Rabbimiz kullarını secde etmeye davet eder. Ve bu davetlerin en büyüklerinden bir tanesi de müezzinlerin ezanları ve kametleridir. Hayya ala salah dediği zaman bu da direkt secdeye şüphesiz davettir. İşte diyor ki İsmail Hakkı Hazretleri Fatuba limen acaba da'vatahum müezzinlerin davetine, Allah'ın, Resulünün, alimlerin davetine, secdeye davetine icabet edenlere müjdeler olsun. Hem de o icabet ediyor da zorla da değil böyle isteye isteye aşk-ı şevk ile gidiyor. İmtisalen <laughs> li kavli taala Allah'ın emrine uyaraktan ki o emri acibu da Allah Allah'a çağırana icabet edin emrine uyaraktan o davetlere işte icabet edenlere müjdeler olsun. İşte o dünyada iman ile olmayanlar, namazlı olmayanlar davet edildiler hep secdelere. Ve hum salimun hiçbir hastalıkları da yoktu. Ama gitmediler. İşte burada ayeti de sadece kafirler, Hristiyanlar, Yahudiler, münafıklar değil, Müslümanlar içerisinde de namazı terk edenlere çok ağır bir tehdit vardır yani hem namazı terk eden hem cemaati terk edenlere. Çünkü davet genel olarak müezzinlerin daveti oluyor. Açık davet. Günde beş defa ve biz o davete icabet etmiyorsak eğer hatta hatta namaz da kılmıyorsak Allah muhafaza buyursun bu ayeti kerimede gözlerinden korku fışkıracak o gün rezillik sarmış onları diyecek Allah subhanahu ve teala dünyada çağrılıyorlardı secde etmeye tamamen müsaitken gitmiyorlardı. Artık bu tabirin altına kimler girer düşünün. Sıhhatli, sağlıklısın, namaza davet geliyor mu? Ezanları duyuyorsun ama gitmiyorsun. Bu ayetin altına giriyor bu tip insanlar da yani. Birisi Resul Ekrem'e sordu, istedi efendimizden. Ud'u'llah en yerzuqani murafakatak fil cenne. Bak çok önemli bir şey. Ya Resulallah, allah Allahu Teala'ya dua eyle ben sana cennette komşu olayım. Bundan daha güzel bir şey mi olabilir? Resul-i Ekrem'e cennette komşu olmak. Efendimiz ne buyurdular? Dua edeyim de komşu ol demediler. Fakale ederiz dua ama a'inni bi kesreti sujud. Sen de bana secdelerini çoğaltarak yardım et. Çok çok secdeler yap, yardım et.